Zengin abi gel. Değil, eğil ol. Oturamazsın. Şu tarafa, şu tarafa. Kelimenin bittiği yer. Hazırlanıp gidiyoruz. Konuşma yasağından dolayı hakkımda söylenen iftiralara karşılık cevap verdim ben. Bu cevaplara karşılık mahkememiz böyle bir 3 günlük ceza uygun bulmuş. Ne yazıldığı çizildiği gibi şiddetten alakalı ne de başka bir şeyle alakalı. Bu savunmamda da konuşurken karşı tarafa asla ne bir hakaret ettim. Ne bir küçük düşürecek bir laf söyledim. Tamamen kendimi savundum. Beni susturmak için bu kararı aldılar. Benim sustuğum gün sokağa çıkıp artık medyanın ortasına çıkıp hakkımda çok çirkin iddialarda bulundular. Ben de birkaç gün susabildim. Çıktım kendimi savundum. Gerçekten sinirim çok bozuldu şu an. Çok şey yapamadım. Şu anda sesiniz de titriyor. Evet. Çok çirkin şeyler bunlar. Olmaması gerekiyordu. Hak etmedim. Allah herkese vicdan rahatlığı versin. Efendim, Sinan zafer işareti yapmıştı bir yorumda. Zafer mi kazanmış oluyor yani? Allah herkesin zaferini ayır etsin diyelim. Ne diyelim o zaman? Hadi görüşürüz. Ya, rüya gibi başlamıştı. Sizin hapse girmenizle devam eden bir süreç. Neden? Ne oldu? Nasıl oldu? Nasıl buralara geldik? Yani işte siz de gördünüz. Rüya gibi bir evlilik. 14 ay süren bir evlilik. Ben kötüyüm, ben şuyum, ben değilim ama giden tarafta ben oldum. Ama hala da gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi. İnşallah bu son olsun. Peki Yaşar, şu an canlı yayındayız. Hemen sormak istiyorum. 3 gün hapis cezasıyla çarptırıldın. Ne hissettin? Geçen sene Şubat ayını hatırlıyor musun? Çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. O içeri girerken hepiniz şahitsiniz. Ben bariyerleri kırarak, elini tutarak onu içeri koymuştum. O da elinden gelen her şeyi yaptı beni içeri attırmak için. Kader. Yani geçen sene Şubat ayında o cezaevine girerken sizin beraberliğiniz başlamıştı. Evet, evet. Ve bir sene sonra aynı yerde, başladığı yerde bitti işte. Evet. Aynen. Başladığı yerde bitti. Son dakikaya kadar acaba iptal ettirmek için başvurur diye bir beklentiniz oldu mu? Kendisi de bunu bahsedecek. Ben inan hiç böyle şeyleri düşünmedim bile. Stüdyodan da yani sorup dinliyorum. Yani iptal etmesiyle etmemesinin arasındaki hiçbir fark yoktu benim için. Efendim kendisi hapse girdiği zaman siz destek olmuştunuz. Son an hep yanındaydınız. Evet. Şimdi siz giriyorsunuz. Tamam, dinliyorum sizi. Yani kader diyorum ya, böyle bir kader var mı? Tam 14 ay önce sen al onu elinden tut içeriye girerken yardımcı ol ve aynı şeyden, konuşma yasağından ve kendisine kadar da karşı çıkmış durumu. Neyse ya, kader. Peki, şimdi 3 gün hapis yatacaksın. Bavulun göremedim ben. Bavulun hazır mı şu an? Ne var içinde bavulunun? Bavulun içinde ne olsun ya? Eşofmanım var. İki tane havlu var. İşte bir iki tişört, terlik, spor ayakkabım var. Yaşar Bey, şu anda bir iddia geldi kulağıma da. Daha önce bir yıl yine bir hapis yatma süreciniz oldu. Doğru mu? Hayır. Ben askeri cezaevinde 45 gün bir hapisim. O da askeri suç. Benim herhangi bir sicil suçum, herhangi bir sicil kaydım yok. Peki böyle bir karar çıkacağını hiç tahmin etmiş miydiniz? Düşünüyor muydunuz? Olabilir miydi? Yani karardan daha çok böyle bir şeyin başıma geleceğini tahmin etmezdim. Tabii ki böyle bir şey olsa bu karar çıkacak ama kararı çıkartmak için bu kadar kötü bir noktaya gelineceğini düşünmemiştim. Peki nasıl bu noktaya geldiniz? Vallahi yani şiddet uyguladınız asla, mı gerçekten? Asla. Varsa gösterirlerdi işte. Asla. Hayatımda bir kere bağırdım, çağırdım. Onu da gizli gizli çekip FETÖ'cü gibi yayınladım. Yaşar Bey, bu Eda Hanım'ın iddiası. Seren Hanım'ın iddiası. Alakalı bir sorun yaşamıştık. Bey'in açıklamalarını izlediniz. Şu anda kendisi Çağlayan Adliyesi'ne doğru hareket ediyor. Evet beyler. Hadi gidiyorum. Uçan koş.